Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te Türkiye'nin aslında her alanını direkt etkileyen bir konuyu masaya yatıracağız. Bugünlerde biliyorsunuz özellikle sosyal medyada çok dolaşıyor. İşte tiyatroların, devlet opera balelerin kapatılacağı konuşuluyor. Peki biz bu noktaya nasıl geldik? Aslında Türkiye'deki sanata bakış ve sanatın altındaki mesleklere bakışla ilgili bir şaşılığımız olduğu için bugün bunları belki de yeterince doğru tartışamıyoruz. Bugün bunu konuşacağız. Az sonra çok değerli bir stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz olacak. TOBA Başkanı, oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Sayın Tamer Levent bizlerle birlikte olacak. Bu arada tabii bundan vesile biliyorsunuz Türkiye'nin Altın Palmiye ile ilgili bir gururu oldu. Sayın Levent bu filmde de yer alan oyunculardan biri. Belki oradan gireceğiz. Çünkü oradan Türkiye'nin olaya bakış açısını, imajını da konuşmak, tartmak mümkün. Ama öncesinde ekopolitiğe bir haberlerle başlayalım. Yurt dışı ile başlayalım. Avrupa Birliği'nde Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimler tamamlandı. Seçimlere aşırı sağ ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin zaferi damga vurdu. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in başını çektiği Hristiyan Birliği'nin parlamentodaki koltuk sayısı azaldı. Avrupa Birliği seçimleri tamamlandı, Avrupa Parlamentosu yeniden şekillendi. Seçimlerden çıkan sonuçlar, birliğin siyasi geleceği için deprem yaratacak nitelikte. Zira seçimlere aşırı sağ ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin zaferi damga vurdu. Kesin olmayan sonuçlara göre Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partilerinin koltuk sayısı 42'den 35'e düştü. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ise oy oranını %6,8 arttırdı. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe ile İngiltere'de AB karşıtı UKIP seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ulusal Cephe oyların %25'ini, UKIP ise %33'ünü aldı. İtalya'daki seçimlerde Demokrat Parti oyların %41,4'ünü alarak birinci parti oldu. Beş Yıldız Hareketi de %22 oy oranıyla ikinci oldu. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia ise 15,7'de kaldı. İspanya'nın iki büyük siyasi geleneği Halk Partisi ve Sosyalist Partisi oy kaybetti. Yeni kurulan İşgal Hareketi Avrupa Parlamentosu'nda 5 koltuk kazanmayı başardı. Portekiz'de kemer sıkma politikalarını uygulayan merkez sağ koalisyon yenilgiye uğradı. Muhalefetteki Sosyalist Parti oy oranını arttırdı, %31,45'e yükseldi. Disk Araştırma Enstitüsü iş cinayetleri raporunu açıkladı. Soma faciasının ardından gelen raporda madencilik iş kolu önemli bir yer tuttu. Disk uzmanları AKP hükümeti döneminde madenlerdeki iş kazalarının 2,5 kat arttığına dikkat çekti. Rakamlar taşeron ve benzeri sistemlerin madencilikte oldukça yaygınlaştığını ortaya koydu. Disk iş cinayetleri raporunu açıkladı. 301 işçi ve mühendisin şehit olduğu Soma katliamının ardından açıklanan raporda ağırlıklı olarak madencilikle ilgili veriler yer aldı. Raporda en çok iş kazası ve ölümün madenlerde yaşandığı belirtildi. Madenlerde AKP döneminde iş kazalarının 2,5 kat arttığı belirtilen raporda hükümetin sorumluluğuna dikkat çekildi. Disk uzmanları madenlerde taşeronlaşmanın yaygınlaştığını vurguladı. Raporda sektörde taşeron çalıştırma genel bir hal almaktadır denildi. Maden ocaklarında güvenlik önlemlerinin alınmadığının altı çizildi. Denetimlerde ocakların birçoğunda koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin beklendiği ölçüde yerleşmediği, metan gazı ve göçük risklerine karşı tedbirlerin yeterince alınmadığının tespit edildiği, rödovansı sahalarla iç içe 5-10 kişiden ibaret küçük ve kayıt dışı maden ocaklarının faaliyet gösterdiğine dikkat çekilmektedir. Raporda AKP döneminde madenlerde her yıl ortalama 43 işçinin hayatını kaybettiği bilgisine değer verildi. AKP döneminde genel iş kazaları içinde maden kazalarının oranının %8'den 13'e yükseldiği belirtildi. Disk raporuna göre Türkiye, milyon ton taş kömürü üretimiyle kıyaslanan ölümlerde Çin'i 6'ya, Amerika'yı ise 361'e katladı. Somalı maden işçilerinin öfkesi dinmiyor. Yüzlerce madenci deyim yerinde ise soruşturmaya el koydu. İşçilerin ilk hedefi sendika binası oldu. Sendika yönetimi işçilerin baskısına dayanamayarak istifa etti. Bir sonraki durak ise faciadan sorumlu tuttukları Türkiye Kömür İşletmeleri binası oldu. Özelleştirme değil, kamulaştırma istiyoruz sloganlarının atıldığı eylemde madenciler Türkiye Kömür İşletmeleri yöneticilerinin de istifasını istedi.
Dayı başının attığı işbaşı mesajı bardağı taşıran son damla oldu. Faciadan sağ kurtulan maden işçileri ayağa kalktı. Madene inmeyen işçiler soluğu kaymakamlık binası önünde aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasını yeterli bulmayan işçiler soruşturmaya el koydu. Yüzlerce maden emekçisinin ilk hedefi kendilerini yalnız bıraktıklarını söylediği sendika binası oldu. Maden işçileri sendika yönetimini istifaya çağırdı. Sendika! İstifa! Sendika! İstifa! Sendika! İstifa! İşçilerin baskısına dayanamayan Madeni Soma Şube Başkanı Tamer Küçük Gencay istifa etti. Küçük Gencay'ın ardından sendika yönetimi de istifalarını genel merkeze sundu. Sizden gelen böyle bir durumu gerçekleştiriyorum. Ben istifa ediyorum, evet. Maden işçilerinin bir sonraki durağı, denetim ve kontrollerde ihmali bulunduğu söylenen Türkiye Kömür İşletmeleri Müessese Müdürlüğü oldu. Somalı yüzlerce madenci Türkiye Kömür İşletmeleri Müessesesi'nin kapısına dayandı ve madencileri kapının önünde çevik kuvvet barikatı karşıladı. Çevik kuvvet barikatı önünde sloganlar atan madenciler müessese yönetimini istifaya çağırdı. Hakkı istifa! İşçiler kurum binasına yürümek istedi ancak çevik kuvvet engel oldu. Hakkı istifa! Müessese müdürünü açıklama yapmak için aşağı çağıran madencilerin yanına Soma Kaymakamı Bahattin Atçı geldi. Değerli arkadaşlar, cayır yönetim yapılıyor Kaymakam Bey. Atçı, madencilerin kamulaştırma talebini haklı bulduğunu belirtti. Bu ne müdür bey ne benim yetkimde ama o da istiyor kalkmasın, ben de istiyorum. Kaymakam Atçı, önce müfettişlerin inceleme yaptığını söyledi, işçilerin itirazı üzerine ise sözlerini değiştirdi. Biz hiçbirinizin güvenliği olmayan bir ocağa girmenizi arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Maden işçileri çevik kuvvet barikatına rağmen Türkiye Kömür İşletmelerinin kapısına varmayı başardı. Kurum yöneticilerinin istifasını isteyen işçiler hükümete de sert tepki gösterdi. Seçim zamanı bedava dağıtılan kömür çuvallarını gösteren işçiler bu çuvallara artık kan bulaştı dedi. İşçiler maden ocağına inmedi, faciada sorumlu olarak gördüğü kurumların kapısına dayandı. Çevik kuvvet barikatlarına rağmen Türkiye Kömür İşletmelerinin kapısına dayanan madencilerin hedefinde AKP hükümeti ve bakanlar vardı. Yani buraya bakan dahil gelmesi lazım. Bu insanlara sahip çıkması lazım. Çalışma Bakanı nerede? Ölen insanlara şey takıldı. Okşan. Yaşıydı ya. Buradan sesleniyorum Sağlık Bakanı'na. En büyük ayıptır. Ölen insanlara maske takıldı beyler. Ölen insanlara. Neymiş yaşı? Madenciler AKP hükümetinin seçim öncesi dağıttığı kömür çuvallarını gösterdi. İşte bu. 300 bin tane canım bunda. Bu boş çuval var ya, içinde 300 bin can var. 300 bin. İşçiler verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı. Bizim bu kaderimiz değil. Bu ihmaller. Devlet 17-18 sene çalıştırmış, ölüm olmadı da bizde mi ölüm oldu? Biz bunları istemiyoruz. Bize sahip çıksınlar. En yetkili gelsin buraya. Denetlemeye gelen kişi konveyör nedir bilmiyor. Konveyörü soruyor. Kül borusu ne? Bu ne diyor? Maden işçileri şartlar iyileştirilmeden ocağa inmemekle kararlı. İnmeyeceğiz. Hem arkadaşlar inmeyeceğiz. Tamam Yıldızlar da. Hani madencilerin babası? Baba evlatlarını sokağa döker mi? Evet. Döker mi? Bak 5 milyon. 5 milyon insan burada. Sokakta aç kaldı. Kaç. Baba 300 bin kişi yer altına gömer mi? Evet. Gömer mi? Emekçilerin ortak görüşü özelleştirme yerine kamulaştırma oldu. Talebimiz kamulaşmak. Ölüm istemiyoruz. Kamu oldu mu ölüm olmuyor. Taşörenlik olursa hepimiz öleceğiz belki yarın. Yarın ne olacağımız belli değil bizim. Taşören istemiyoruz. Devlet bunu bir günde özelleştirdi. Tamam mı? Devlet çıksın gene bir günde geri alsın. Biz devletin sahasında marabalık yaptırıyor bize. 9 saat ben yerin altına gidiyorum. Bodrum'da 7,5 saat yazıyor. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Araştırmadığı için. Kim eklemiş çalışmanın sonuna Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı'nı, anlamış değilim arkadaşlar. Soma'daki ölüm madeninde yapılan denetimlerle ilgili çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Kaza öncesi denetim yapan iş baş müfettişi Emin Gümüş'ün Soma Holding'de projelendirme ve etüt müdürü olarak çalışan Hayri Kebapçıların eniştesi olduğu ortaya çıktı. Mart ayında Gümüş liderliğinde 4 günde tamamlanan denetim kusursuz olarak raporlandırılmıştı.
Soma'da 301 madenciyi yitirmemize neden olan felaketle ilgili önemli bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Şirkette denetim yapan ve her şeyin yolunda olduğu yönünde rapor yazan müfettişin, şirketin üst düzey bir çalışanıyla akrabalık ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre kaza öncesi denetim yapan iş baş müfettişi Emin Gümüş, Soma Holding'de projelendirme ve etüt müdürü olarak çalışan Hayri Kebapçıların eniştesi. Haberlerde bu en son madene gelen müfettiş madende müdürün eniştesi çıkmış. Tamam mı? Bunu da söyleyeyim. Biz böyle müfettişler istemiyoruz. Müdür akrabası, onun akrabası müfettişler istemiyoruz kesinlikle. Felaket yaşanmadan önce Mart ayında iş baş müfettişi Emin Gümüş tarafından madende denetim yapıldı. Gümüş, Soma Madencilik'te çalışan kayınbiraderinin sorumluluğundaki alanla ilgili denetimin baş sorumlusuydu. 4 günde tamamlanan denetim kusursuz olarak raporlandı. Yapılan teftişin sonucunda programlı teftişte noksan bulunmamıştır denildi. Bazı uzmanların normalde 2 aylık bir süreç gerektirdiğini belirttiği denetim sadece 4 günde bitirildi. İş baş müfettişi Emin Gümüş'ün madene kaza sonrasında da ilk denetim için görevli olarak gittiği belirtildi. Ancak kurum içinde akrabalık söylentilerinin çıkması üzerine görevden el çektirildiği öğrenildi. Bu en son madene gelen müfettiş, madende müdürün eniştesi çıkmış. Birkaç haber aktaracağım ekonomiden. Sonra Zonguldak'a bakacağız ve konumuza döneceğim. Standard & Poor's biliyorsunuz Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu bir açıklama yaptı. Türkiye analisti değil, Merkez Bankası ve Türkiye ağır uyarılarda bulundu. Fakat borsa Standard & Poor's'un açıklamalarını umursamadı bile. Açıkçası şöyle birkaç başlık atayım. Türkiye ekonomik büyümesini %2-2,5 arasında bekliyoruz dedi. Özel sektör yatırımlarında yavaşlama bekliyoruz. Kamu yatırımlarında daha yüksek bekliyoruz diyor. Bence burada yanılıyor. Çünkü maalesef onları yapabilecek para da yok. İhracat artışı güven verici ama tabii ki katma değer meselesi var. Bu yıl Türkiye'nin ihracatının artından bahsediyor. Fakat Merkez Bankası'nın özellikle enflasyon ve başbakanlığı olan ilişkisine de eleştiride bulunuyor. Tüm bunlar olurken Türkiye'de kamu bankalarına faizsiz bankacılık yapma hakkı getiriliyor. Efendim faizsiz bankacılık falan değil. Hani bunun adına kar payı deyin, bunun adına işte yapılan bir aktiviteden, faaliyetten getiri deyin ama faizsiz bankacılık değil. Eğer faizden tanımınız buysa hani nasıl olduğuna bakarsanız hatırlarsanız şirketler vardı. Kara zarara ortak olan şirketler. Onlardan birkaç tanesi batmıştı. O kara zarara ortak olanların hepsi zarar edince paralarını istediler. İşte buradan da sağlaması çıkıyor. Son olarak bir de Zonguldak'a bakalım. Zonguldak'ta iki HES projesinin yapımı için yetkililer yöre halkıyla toplantı yapmak istedi. Başlarına gelmeyen de kalmadı. Köylü kadınlar sopalarla toplantıyı bastı, yetkilileri konuşturmadı. Ellerinde dövizlerle HES toplantısını bastılar. Sık sık HES projeleriyle gündeme gelen Zonguldak yine tehlike altında. Devrek ilçesinde Bağlıçay Değirmeni beldesine yapılması planlanan iki santral için şirket yetkilileri bölge halkıyla toplantı yapmak istedi. Halk olarak sizden orada fıstık ağaçlarımızı bilmem ne dedi. Ancak toplantı yapılamadı. Çünkü tam yetkililer konuşmaya başlamıştı ki köylü kadınlar sopalarla salonu bastı. Zonguldaklılar santrallerle ilgili bilgi vermek isteyen yetkilileri de slogan atarak konuşturmadı. Kadınların tepkisi dakikalar geçtikçe uzadı. Yetkililer çareyi salonu terk etmekte buldu. Ve haberlerin ardından dönelim. Stüdyo programı başında da söylediğim gibi bugün aslında çok geniş bir yelpazede çok özet bir şey konuşacağız. Türkiye'yi konuşacağız. Nereden? Sanat kavramı, sanat felsefesi. Fakat Türkiye'de o kadar çok sanat konuşuluyor ki, tırnak içerisinde söylüyorum, sanatla uğraşan meslek dallarının sorunlara sıra gelmiyor. Baktığınızda zaten orada bir şeyi çözemiyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. TOBA Başkanı, oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Sayın Tamer Levent. Bugün Ekopolitik konu. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ve öncelikle kutlayarak başlayayım. Çünkü Cannes'da Altın Palmiye çok önemliydi. Daha sonrasında yapılan açıklamalar daha da önemliydi. Evet. Türkiye'nin imajı adına, Türkiye'nin bakış açısı adına çok güzeldi. Ama buradan bir şeyi konuşalım. Asıl mevzulara da gelmeden. Çünkü asıl buradan çıkacağız galiba. Baktığınızda
Bu tip başarılarla Türkiye bir noktaya gelirken yine birkaç gün içerisinde, aynı günler içerisinde Sayın Başbakan'ın da işte Almanya performansı malum. Türkiye'nin iktidar olarak, özgürlükler olarak ortaya koyduğu performans malum. Bir de ilgimi çekti. Ne olur bunu siz değerlendirin. Bu kadar önemli bir başarıyı açıklamalardan dolayı görmeyen bir basın malum. Evet. Tüm bunları aynı potada değerlendirdiğinizde ne söylemek gerekiyor? Öncelikle kutluyorum. Ben bir kere bizi filmimizin Kış Uykusu, Nuri Bilge Ceylan'ın filminin Altın Palmiye Ödülü alması, bütün ekibimizi misyon, yani sanatın misyonu, görevi itibariyle çok mutlu etti ve dünyada da bunu açıkça gördük. Ama dediğiniz noktada o kadar haklısınız ki. Şimdi bir tarafta dünya çapında bir sanat projesinin başarısı ve dünyanın bu projeyi takdir edişi, bütün uluslararası basına bakın. Ve bu, yani sanat kavramının felsefesi itibariyle bakıldığı zaman bu ürünün, bu filmin başarısı insanın iyi yaşama arzusunu, güzel yaşama arzusunu ve adaletli yaşama arzusunu temsil ediyor. Ve estetiği temsil ediyor. Tabii güzel estetiğin karşılığı burada. Ama bunun yanında bir Almanya'da başka bir facia yaşanıyor. Bütün insanlar bu facianın yaşanmasından ötürü sinirsel olarak son derece gergin, diplomatik olarak bir gerginlik yaşanıyor. Ve de söylenen şeyler insanların beynini, aklını, vicdanını onarmak ve onlara mantıklı bir şekilde çözüm aratmak, yaratıcılığına yöneltmek yerine onları adeta bu artık çirkin üslup diyeyim. Yani birisi güzel olan, birisi çirkin olan, bu örneklerden birisi çirkin, birisi güzel. Çirkin olan örnekte insanın istemediği her şey var. Güzel olan örnekte ise insanın istediği gurur, takdir edilme ve önemsenme ve de değerli hissedilme eğilimi var. Öbür tarafta ise değersizleştirme var. İnsanlara onların estetik duygularıyla ve beyinleriyle hareket etmelerini değil, adeta itaat etmelerini ve baskıcı bir, ben ne kadar baskın çıkarsam sizi o kadar alt ederim gibi yanlış, çünkü karşı tarafın da bir gücü var ve onu sanki hiç hesap etmiyor gibi davranıyor. Uluslararası arenada Sayın Başbakan eski futbolcu olduğu için orada top oynamaya çalışıyor. Ama o klasmana çıkma konusunda onların ne yaptığını düşünmek ya da bir öz eleştiri yapmak yerine ben onlardan daha iyiyim, daha iyisini düşünürüm daha, ve bunu baskı unsuruyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Öbür tarafta sanatın içindeki barış duygusuyla yapılanın etkisiyle bunun arasındaki tepki ne kadar farklı bir şekilde ortaya çıkıyor görüyoruz. Ama bir yandan sanat kavramı bütün bu insancıl iyi, güzel, doğru etkinliklerin ortaya çıkmasına sebep yaratan bir felsefe olduğu ülkemizde anlaşılmadığı için bu anlaşılmamışlık doğrusunda Türkiye insanı, entelektüeli de bunu doğru yorumlayamıyor. Ve sadece sıcak siyasetin içerisinde olan hareketler sanki en önemli hareketlermiş gibi görünüyor. Oysa bu hareketlerin oluşma nedenlerinin arkasında yatan sosyal, psikolojik, estetik yoksunlukların ve felsefesizliklerin boşluğu üzerinde durulmuyor. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi aslında böyle haberleri, hele ki böyle ki kriz zamanlarında bizim medyamız kaçırmaz. Evet. Muhtemelen bunun da haberi çok patlayacaktı. Evet. Fakat Sayın Ceylan, orada Gezi'de, işte Ok Meydanı'nda, Soma'da hayatını kaybedenlere atfetmesiyle tamamen bir üç maymun hadisesi başladı. Evet, evet. Bunu konuşmak gerekmiyor mu? Yani tabii. Bu kadar mı tarafgirlik oldu? Tabii, ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi müthiş bir korkma var. Çünkü bir tarafta bu korkuyu yaratan bir davranış biçimi var. Bu davranış biçimi her alanda tavladaki altı kapı gibi insanları takip ediyor. Onda yani bu bir, mesela Türkiye sıkı yönetim dönemleri yaşadı. Asker dönemleri yaşadı. Korkunç dönemlerdi. Ama o dönemlerde insanların ruh hallerini ve psikolojilerini bu kadar sarsıldığını düşünmüyorum. Çünkü orada işte tutuklanıyordu, götürülüyordu filan, hapse giriyordu. Şöyle oluyor, 1402'den yargılanıyordu. Şimdi bugün müthiş bir soğuk savaş var sanki. Böyle. Yani psikolojik bir soğuk savaş var burada. Ve bu
Sanki ortada tamam Gezi'de olan olaylar, polisin, Sayın Başbakan'ın polise hayret ediyorum nasıl vurmuyor demesi. Bakın bunlar hep bir algı yönetimi. İnsanları bir algıyla yönetmeye ve baskı altında almaya çalışılıyor. Zaman zaman da krizden beslenme ya da olaylardan beslenme gibi. Yani ne zaman bir kriz ortaya çıkıyorsa, ne zaman bir olay, neredeyse Sayın Başbakan kendisi provokasyon yapıyor noktasında olay gelişmeye başladı. Çünkü adeta provokasyondan beslenir bir hal gelişmeye başladı. Çünkü ne zaman provokasyon olsa, ne zaman ortada bir hadise olsa onun arkasında başka bir şey çıkıyor ve bir cadı avı başlıyor. Hatta cadı avını neredeyse Başbakan olumlu bir kavram olarak o gündeme getirmeye başladı. Şimdi bu değerlerin tepe taklak olması. Bu durumda insanlar bu tepe taklak olmuş değerler ortamında hala bu değerleri tepe taklak eden bir anlayış iktidardaysa o zaman o demek ki o güçlü. O zaman benim yapabilecek bir şeyim yok deyip doğruları, insanın temel uygarlık felsefesinde bulunan sanat kavramının önemini de es geçiyor. Burada kaldı ki Nuri Bilge Ceylan'ın orada söylediği bence o kadar yani saflaşmış bir siyasetin sembolü değildi. Yani Türkiye'nin normal demokrasi koşullarında olsa son derece doğal, hatta daha uçlarda olan siyaset akımları tarafından yetersiz bile bulunabilirdi. Oysa bu sefer son derece keskin bir anlayış, görüş gibi ifadeymiş gibi algılandı. Neden? Türkiye'nin bugün Sayın Başbakan'ın yarattığı bu kültür tepe taklaklığı içerisindeki, değerlerin erozyona uğramışlığı içerisindeki artık bundan dahi korkulur hale geliyor olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bunu da çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Biz buradan tekrar kutlayalım. Sizin nezdinizde, siz de o filmin değerli oyuncularından birisiniz. Film hakkında birisiniz. Bir iki şey söyleyeyim mi? Mesela bu filmin 3 saat 10 dakika, 17 dakikalık bir film ve ağır bir konu ama son derece insanı sıkmadan izlenen bir konu. Festival başkanı da orada onu söylemişti. Bu filmin dünyanın bu ekonomik ve siyasal bunalımının içerisinde bir belki yeniden insanlaşmayı ve hümanizmi aradığı bu dönemde sanatsal anlamda ortaya çıkan ekstrem uçlarıyla yani 3 saat 17 dakika olmasıyla sıkıcı gibi görünen ama insanlığı çok ilgilendiren bir konu olmasıyla ve de bütün bunların üzerinde dünyanın en önemli sinema ödüllerinden ikincisi olan belki de bir anlamda birincisi bile diyebiliriz olan Altın Palmiye'yi kazanmış olması çok önemli bir şeydir. Burada Nuri Bilge'nin bu ödülü Türkiye'ye kazandırdığı için takdir edilmesi, taltif edilmesi gerekir. Ve de bu konunun üzeri buradan hareketle sanat kavramının ve felsefesinin Türkiye'de konuşulması gerekir. Son derece önemli bir filmdir. Bugün içinde yaşadığımız şartlarda o anlamda tartışılmıyor olması bu filmin insanlık tarihi içerisinde tartışılmayacağı anlamına da gelmez diye düşünüyorum. Zaten adı da Kış Uykusu olunca evet. Hem Türkiye'nin hem dünyanın neredeyse yansıtan evet. rolü oluyor. Peki bu filmden çıkalım, biraz daha hazır buradan taban bulmuşken bir şeyi tartışmak istiyorum ben size. Sanat deyince tabii çok flu geliyor. Biraz bunu tartışalım. Oysa eğer bugün İtalya modayı yönetiyorsa veya işte Broadway'de çok enteresan işler yaparken bir yandan uzay çalışmaları yürüyebiliyorsa bunların hepsi birbiriyle ilintili işler. Tabii. Şimdi sizin çok... Amerikan film endüstrisi biliyorsunuz doğrudan Pentagon tarafından destekleniyor. Çünkü bu bir dünya evet, mesajdır. Tabii. Buradan bunu konuşalım. Baktığınızda sizin bir ifadeniz var. Ben onu açmak istiyorum. Sanatçı diye bir şey yoktur diyor. Yok, evet. Tamam, meslek yoktur, çok özür diliyorum. Meslek yoktur. Ama... Hem bu felsefeyi konuşalım hem de sanatçı diye bir meslek yokken sanatı oluşturan mesleklerin yaşadığı sorunları konuşalım. Evet. Kimse bunları yani sanatçı, sanat dediğinizde bunların hepsi flu kalıyor. Hiçbiri konuşulmuyor. Önce buradan başlayalım. Sanat nedir? Sanatçılık diye niye bir meslek yoktur? Şimdi sanat kavramı tarih boyunca bence sanat kavramının zaten bir felsefe, bir disiplin olarak gündeme gelişi Rönesans sonrası. Çünkü Rönesans öncesi belki disiplinlerin adları, tanımları çok net bir şekilde ortaya çıkmış değildi. Ancak Engizisyon'un din adına, yani dinin Engizisyon işkence yapma hakkı varmış gibi bir iktidar olma eğiliminin yaşandığı dönemde
pazar yerlerinde, hanlarda, çıkmaz sokaklarda, sokaklarda insanlar çıkıp şarkı söylemeye, İsa'nın din kavramını nasıl düşündüğünü anlatmaya ve İsa ayağa kalk, senin istediğin din bu değildi diyerek tiyatral performanslar yapmaya başladılar. Bu kilisenin işkencesinden bıkmış halk tarafından bu hümanizm, insan olmanın değerlerini hatırlatma eğilimi, kilisenin baskısından ve işkencesinden bunalmış insanlar tarafından müthiş bir rahatlama, kendilerini bulma, insanlıklarını tekrar hatırlama imkanı yarattı ve Rönesans biliyorsunuz tamamıyla bir sanatsal hareket olarak, hümanizm olarak yükseldi. Bu yükseliş Avrupa'daki Hristiyan akımların kendi içerisinde kendilerini yenileme gereksinimi olduğunu ortaya çıkardı ve Rönesans'ın etkisi reformu, yani din içerisinde yapılan yenilikleri, hukukta yapılan yenilikleri ve yaşam biçimi ve demokrasi anlayışına yönelimin ilkelerini, hukuksal ilkelerini, etik ve hukuksal ilkelerini oluşturdu. Demek ki burada sanat doğrudan doğruya bir toplumun değişimine etkide bulundu. İşte ondan sonra sanat kavramının artık filozofik tanımlamaları konusunda derinleşmeler başladı. 16. yüzyılda zaten Galileo ile başlayan objektifleşme ve aklın öne geçmesi, aklın bilimle donatılması eğilimleri sanat kavramıyla insanın ihtiyacı olan yaşam biçiminin ve yaşam kalitesinin de konuşulmasını gündeme getirdi. Ondan sonra idealist filozoflar da nesnel yaklaşımlarda hatta bulunarak, bir tanesi Schelling'tir bunların. Schelling sanatı şöyle tarif etti. Sanat teoriyle pratiğin bir arada gerçekleşmesidir dedi. Tabii ondan sonra Kant böyle bir süreçle hepsini anlatmayayım. Fakat ortaya çıkan Hegel'e kadar gelen dönemde sanatın, sanat felsefesinin bir işi özenle yapmak anlamına geldiği ortaya çıktı. Yani değişik açılardan, değişik kulvarlarda yapılan tartışmaların buluştuğu ortak nokta buydu. Sanat felsefesi demek, bir insanın sanat felsefesine sahip olması demek, bir işi kolayına kaçmadan, hani Nazım'ın Abidin Dino'ya bir lafı var ya, sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin ama kolayına kaçmadan. Bence bu çok güzel bir pratik sanat tarifi, Nazım'ın bu lafı. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin ama kolayına kaçmadan. Evet, sanat mutluluğun resmini yapmaktır ama kolayına kaçmadan. İşte kolayına kaçmadan özenle yapılan yapma, yani bir işin, o bir şahsın, bir kişinin bir işi özenle yapma nevrotikliği, zaman, çünkü toplum bunu çok anlamadığı için yapıver olsun bitsin eğilimi var değil mi? O zaman yapıver olsun bitsini benimsemeyip de bir işi özenle yapmaya çalışan bir adam da takıntılı bir adam gibi görülüyor bize. Bu çok kritik bir şey. Şimdi bunu biraz daha değerlendirelim istiyorum. Çünkü baktığınızda biz bu kurguyu kuramadık galiba. Yani Rönesans'a atıfta bulunduğunuz için oradan biraz açalım istiyorum. Buradan da hatta mesleklere gelebilme olanağına kavuşacağız. Çünkü Türkiye'de endüstriyel gelişimde, sanatsal gelişimde paralel seyretmiş. Evet. Dünyada, çok özür diliyorum. Şimdi Türkiye burayı mı kaçırıyor? Birincisi bu. İkincisi, bugün yaşadığımız koşullar belki bize biraz mutsuzluk verse de Türkiye'nin Rönesans'ı mıdır? Bence öyle olmalıdır. Yani Türkiye aydını bu konuda ortak fikir birliğine varmalıdır. Bu esasında Türkiye'nin bir Rönesans arayışıdır. Hatta bu Rönesans arayışı belki Türkiye'de kimliğini bulursa ve açılırsa dünyanın da böyle bir açılıma yeniden ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bence savaş sonraları hep Rönesans'tı çünkü, değil mi? Evet. Bütün savaşlar sonrası insanlar yaralarını sarmaya çalışırken esasında sanat felsefesinden hareket ettiler. Sanayi endüstriyel kalkınmada bence sanat felsefesinin özeni, titizliği hakimdi. Yani Rönesans'tan kalan artık 16. yüzyılda bu insanların genlerine girmeye başlayan bu sanat felsefesi ve refleksi yaşama biçimi haline dönüştüğü için son 400 yıl içerisinde bu artık onların bir bakış açısı. Ya her değeri böyle, yani yapılan her işi, sanayi, endüstriyel kalkınmayı, ekonomik planlamayı, insan haklarına değer vermeyi, özlük haklarını düşünmesi hep sanat, belki adı böyle her dakika geçmiyor ama bu esasında sanat felsefesinin
o insanların genlerinde varoluşu nedeniyle ortaya çıkan bir titizlik. Bizde bu titizlik olmadığı için siz daha önce bir hocamızın mış gibi yapıyoruz lafını söylediniz. Kulakları çınlasın Osman Altı i̇şte Hoca. İşte bu sanat felsefesinin yokluğu bizde hayata mış gibi yapmaya neden oluyor. Çünkü sanat felsefesi mış gibi yapmaz. Yani bir tiyatro oyununu sahne, mesela tiyatro oyunu için mış gibi yapmak denebilir. Ama o yani esas olan kişiyi siz canlandırdığınız için mış. Ama o mış gibi yaparken eğer sanat olarak bakıyorsanız bu çalışmaya, onu en inandırıcı, en mükemmel ve donanmış bir şekilde sahneye koymanız, gerçekleştirmeniz lazım ki sizi izleyenler tatmin olsun. 3,5 saat bile olsa bu oyun yerinden kıpırdayan nefes almayı sanki unutmuşçasına sizi izleyebilir. Bu mış gibi yapmak değildir. Mış gibi yapmak geçiştirmektir. Yani sorunları halının altına atmaktır. Yani boş ver canım. Kuş mu konduracaksın diye bir laf var mesela bizde, değil mi? Evet. Boş ver canım, kuş mu konduracaksın? Yap gitsin. Böyle bakın, Türkiye'nin hukuk sistemi, Türkiye'nin yaşam biçimi, Türkiye'de insana gösterilen ilgi, insanın onurlandırılmaması, insanın gerektiği saygıyı, hak ettiği saygıyı görmemesi, insanın coşkuyla işlerini yapmaya yöneltilememesi hep bu sanat felsefesinin eksikliğinde. Aksine Türkiye'de insanı ezik hale getirmek isteyen bir anlayış var. Çünkü yönetim kademelerinde yer alanlar da sanat felsefesinden yoksun oldukları için bir tür çıplak bir iktidar kaygısına kapılıyorlar. Bu çıplak iktidar kaygısıyla en ham, en mağara devri, yani Rönesans öncesi ilkelliğiyle toplumu yönetmeye kalkıyorlar. O zaman da yapacakları tek şey topluma kendini ezik hissettirmek, değil mi? Özgüvenini kırıyorlar. Özgüvenini kırmak, ezik hissettirmek ve sen hiçbir şekilde hak, hukuk, iddia sahibi olamayacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Bu bir müddet sonra otokratik bir yönetime dönüştüğü zaman işin enteresan tarafı sadece toplum değil, bu anlamdaki siyasetçilerin ve liderlerin etrafındaki kişiler de ezikleştiriliyor ve tek adama dönüşüyor. Yani tek kişinin söyledikleri, tek merkezden çıkan düşünceler diğerleri tarafından otomatikman yerine getirilmek üzere söylenmiş. Geldiğimiz nokta biraz öyle değil mi? Bence öyle. Bence öyle. Yani bu müthiş kaygı verici bir şey. Biraz düşünen, biraz insana değer veren, biraz felsefe, yani sanat felsefesi bilen bir insan geldiğimiz noktada bunun böyle olduğunu apaçık görüyor. Ama bunları bilmeyen geçer mi acaba? Dur bakalım ne olacak? Filan gibi eğilimler içerisinde bulunuyor. Halbuki gittikçe bunun bu eksikliğin, yani diyelim bir çorba yapıyorsunuz. Çorbanın içine işte tuzunu, yağını, şusunu, busunu koymuyorsunuz. Ama buna çorba diyorsunuz. Bu mümkün değil. O zaman iyi bir şey olmuyor. Sulu bir şey oluyor. Sulu bir şey oluyor. İşte sanatın olmadığı bir ülkenin kalkınması, insan ilişkileri, sosyal yaşamı da sanat felsefesinin olmadığı bir ülkede o sulu bir şey o haline gelmiş olan çorba gibi. Aslında bunu Atatürk de zamanında çok güzel özetlemiştir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyerek. Peki buraya tekrar geleceğim. Buraya bir virgül atıyorum. Hı. Ama çünkü buraya gelene kadar bir şeyi anlatmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda, bakın izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Hep tobav diyoruz ama devlet, tiyatro, opera ve balesi çalışanları yardımlaşma vakfı. Bunu niye okudum? TOBAV'ın açılımını. Şimdi sanatçılık bir meslek değilse ve sanata bakış açısı da buysa, alttaki mesleklerin, yani tiyatroculuk olabilir, tiyatroculuk, ressamlık, oyunculuk meslektir ama sanat meslek değildir. Evet. Ama oyunculuk meslektir, ressamlık meslektir. Bunların hiçbirinin sorunu tartışılamıyor, doğru mu? Tabii. Neden? Yine burada teşhis hatası yapıyoruz. Yani tıpta ne vardır? Bir hastalığı tedavi edebilmek için önce doğru teşhiste bulunmanız lazım, değil mi? Ama mesela duyarız arkadaşlarımıza, efendim belim ağrıyordu, bir doktora gittim hemen ameliyat edelim dedi. Bir doktora gittim, efendim senin kalbin hastalığı da o oruyor vuruyor dedi. Bir doktora gittim, efendim bacağında varis var, ok beline vuruyor. Başka bir doktora gittim, ya senin biraz kasların bertilmiş, 2 gün sıcak tut belini, biraz geçelim, da kas gevşetici al, bir günde 3 defa banyo yap, bak o zaman nasıl geçiyor dedi. Ve yaptım, geçti dediği oluyor. Sizin telefonunuz çalıyor. Benim telefon şimdi kapatmıştım. Bu tabii olsun, önemli değil. Ama bu baktığınızda işte sıkıntı şurada oluyor. Mesela bugün bu meslek dallarının çok büyük problemleri var. Örneğin çok güzel bir şey anlattınız programa girmeden önce. Telif haklarıyla ilgili bir bakış açısı ve 657 açılımı. Çok
hoşuma gitti mesela. Şimdi tabii mesela sanat kavramının bir disiplin olarak gelişebilmesi Aristo'dan günümüze gelen 6 ana meslek dalı artı sinema ve fotoğrafın girmesiyle 8 olan bu ana meslek dallarının yaşantılarının rahatlaştırılması, önlerinin açılması, daha üretken olmalarının sağlanmasıyla mümkün. Bu dallar tamamen sanat felsefesinin gelişmesine hizmet etmek üzere meslek yapmak durumundalar. Dolayısıyla bu mesleklerin yapılabilmesi için bunların özel bir kanunu olması gerekir. 1605 yılında Bern'de dünya ilk defa telif hakları kanununu kabul etti. Bern Anlaşması. Bu fikir ve sanat eserlerinin korunması, fikir üreticilerinin fikri mülkiyet hakkı sahibi olması ve de onların özerk olmasını sağlayan ilk anlaşmadır. Daha sonra bunun birçok uzantısı var. Ancak aynı dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nda matbaanın kurulması için bile son derece zorluklar yaşanıyordu. İşte Hazarfen Ahmet Çelebi'nin uçmaya çalışması bir esasında bir yol açıcı düşünmeye imkan vereceği adamın casuslukla suçlanmasına neden oluyordu. Şimdi bakın, bakış açısı eksikliği bir konunun tespitinde ne kadar hatalara götürüyor bizi. Şimdi o zaman 1949'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatrosu, tabii daha önce Darül Bedai var. Daha sonra işte Ankara'da kurulan Musiki Muallim Mektebi içinde Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açılması, 1936'da ilk mezunların, yani 1936'da açılması, 40'larda ilk mezunlarını vermesi, 49'da tatbikat sahnesi, evet 40'lar, 40 hızlı gittiğim için hata yapıyorum. 49'dan önce tatbikat sahnesinin kurulması ve 49'da devlet tiyatrosu yasasının çıkmasıyla bu kanunun ismi 5441. 5441 sayılı yasa esasında son derece mükemmel hazırlanmış bir yasa ve bu tiyatro işinin özerk yapılmasının imkanını kendi içerisinde belirtiyor. Ücretlendirme, özlük hakları konusunda yol gösteriyor. Ve de bunların ama özlük haklarının tespit edilmesini istiyor. Fakat 1970 yılından önce o zaman sözleşmeli statüde olan devlet tiyatrosu, devlet opera ve balesi mensupları bir grev yapıyorlar. Greve zamanın Başbakanı Süleyman Demirel tebrik telgrafı gönderiyor. Esasında Sayın Demirel keşke bu programı izliyor olsa da bir o konuyla ilgili anılarını anlatsa. Başbakan tebrik mesajı yolluyor. Tebrik mesajı yolluyor. Yeterli bir cümle zaten. Yeterli bir cümle değil mi? Zamanın Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem yanılmıyorsam tebrik mesajı yolluyor. O zamanlar Milli Eğitim Kültür Bakanlığı olmadı. Milli Eğitim Bakanı Cihat Baban tebrik mesajı yolluyor. Fakat Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, devlet aynı zamanda Opera'nın da genel müdürü gidip devlet devlete karşı grev yapmaz diyor. Ve lütfen bunu durdurun diyor. Ve yasal olmayan bir şekilde durduruluyor grev. Aradan 2 yıl sonra 657 sayılı devlet personel kanunu çıkıyor. Devlet personel kanunu şunu diyor. Bakın Türkiye'de meslek tanımlarının yapılamamasının ve bu yapılamamış meslek tanımlarının tek hamlede, hani demin halının altına süpürmek diyorduk ya, tek hamlede bir kanun şemsiyesi altına sokularak denetlenebilir hale getirilmesi, yani tek merkezden ip çekerek toplanabilir hale gelmesini sağlayan bir yasadır 657. 657 diyor ki bu kanuna mensup olan kişiler devletin esas personelidir ve bu kişiler devlet hakkında görüş belirtemez, eleştiride bulunamaz, çalıştığı kurumlar hakkında fikir üretemez, devletin gizliliklerini korur ve devletin bünyesi devletten direkt maaş alır. Şimdi neden grev yaptığı açıklanamayan devlet yaz, devlet opera ve balesi mensuplarını o zaman mesleki hakların ve özlük hakların tanımı yapılmadığı için, meslek sanatçı ve meslek karışımından bir türlü kurtulunamadığı için, yani bu ayrıştırılsa sanatın bir felsefe ama mesleklerin de bu felsefeye hizmet eden meslekler olduğu şeklinde bir tanım olsa o zaman bunların meslek olduğundan kimse gocunmayacak. Biliyorsunuz o zamanlar sendikada olmak işçi sınıfına dahil olmaktı. İşçi sınıfına dahil olmaksa işte aşağı tabakadan bir işmiş gibi görünme eğilimi vardı. Öyle bir hatalı yaklaşım vardı. Oysa o zaman işçi statüsünde olan öğretim üyeleri son derece diğerlerinden çok daha fazla ücret alıyorlardı, maaş alıyorlardı. Yani efendim hatta şöyle şeyler oluyor. Efendim adam dairenin müdürü, şoförü ondan daha çok para alıyor. Tabii çünkü o sendikalı ve hakkını alıyor. Sen aramıyorsun. Böyle de bir yani içe kapanıklık ve mistik bir yapı var bizde. Yani olanla yetinmek, hak aramamak gibi. Bu durumda 657'ye 4 madde için bağlanıyor ve tiyatro oyuncusunun meslek tanımı yapılmadan deniyor ki
hakları devlette çalışan mühendislere denk olsun. Yani sizin kim olduğunuz belli değil ama mühendis ne alıyorsa sen de ona benzerini alırsın filan diye. Ama dört madde için 657'ye bak. Yani ilk kuruluş kanundaki özellik yasaları yine sürüyor. Fakat bu uzun süren yani 1970'te yapılan bu 44 yıl olmuş bugün. Ondan sonra iktidara gelen siyasiler, devlet tiyatrosunu yönetenler bunu biliyorlarsa bunu uyguluyorlar ve siyasilere anlatıyorlar. Ama siyasi bunu bilmiyor ki. Yani siyasi bunu takip etme bugünkü ihtiyacı da bütün duymuyor. Bütün kavga da buradan mı kaynaklanıyor? Bütün kavga yani, buradan kaynaklanıyor. Tanımlanmadığı için. Tanımlanmadığı çünkü için. Bugünlerde onu da konuşmak gerekiyor. Çünkü işte bir yasa yine ısıtıldı evet. ve gündeme getirilmeye çalışıyor. Belki bu Cumhurbaşkanlığı vesaire bu süreçte gelmeyebilir ama gelebilir de. Türkiye burası. Ve de başbakanımız ne der, ne zaman isterse o zaman olur. Şimdi oradaki şu yaklaşımı biraz konuşmak gerekiyor. Demin bir virgül atmıştım ya. Evet. Şimdi o virgülü kaldırıyorum. Evet. Bu yasayla, şimdi Sayın Başbakan, daha doğrusu Sayın Başbakan nezdinde iktidarın yaklaşımı belli. Hem parayı ben vereceğim, hem beni eleştireceksin. Olmaz öyle şey. Ama bu devlet anlayışına aykırı bir tutum yani. Oradan virgülü şimdi kaldırdım. Evet. İşte bu özgürlük ve düşünce matematiği kurulamasın diye mi bu kanun çıkarılıyor? Tabii. Esasında bir şey söyleyeyim. O kadar net de değil. Yani çünkü bir kere demin dedim ya, ben orada hemen bir bağlantıyım. Mesela siyasiler de iktidara geldikleri zaman, diyelim bir kültür bakanı, bir maliye bakanı, bir çalışma bakanı, devlet tiyatrosu ya da piyasada çalışan oyuncu, mesela son birkaç yıldır işte sinema sektöründe, televizyon sektöründe çalışanlar, ben de oranlardan birisiyim. Dizilerin 60 dakikaya inmesi ve ikinci kayıtlarından doğan hakların alınması istiyor. Bu Türkiye'nin AB'ye başvurduğu günden beri gündemde olan, yani komşu haklar denen bir yapı var. Bu konu konuşulmuyor Türkiye'de. Mesela bunlar temeli oluşturacak şey. Fikir ve sanat eserleri kanunun ruhunun bizim meslek tanımlarımızın ne olduğunu anlaşılması konusunda eğer samimi olarak AB uyum yasaları çerçevesinde Türkiye bir çalışma yapıyorsa bunu masaya yatırıp bunu özenle, tıpkı sanat felsefesi uygular gibi özenle köküne dibine inmesi ve sorunun kaynağını bulduktan sonra onları onara yukarıya gelip bir bu onarılmış yapının üzerine, yani bir inşaat yaparken nasıl demiri döşüyorsunuz, üstüne betonu atıyorsunuz, sonra üzerine katları çıkıyorsunuz. Bu bir inşaat yapar gibi temeli sağlam oluşturduktan sonra üzerine yönetim biçimleri ve formülleri aramak gerekiyor. Oysa bizde böyle bir yapı yok. Türkiye sözde AB üyesi adayı olmasına karşın AB uyum yasaları konusunda da bunları anlayıp yorumlayıp bir çözüm arayışı ve köklü çalışmalar yapmıyor. O zaman ortaya bu tür kişinin taleplerine uygun, yani ısmarlama dikilmiş elbise gibi içi boş bir kimliğe ısmarlama elbise dikmeye çalışıyoruz. O zaman da o elbisenin dizaynı, kimliği, şekli konusunda hiçbir zaman kimse birbiriyle anlaşamıyor. Yani aslında tanımı ortaya koymadığımız için tabii ve üst sanat deyip durduğumuz için mi? Sanatın da bir felsefe, tabii, bir meslek olmadığı için mi? Sanatın ne olduğunu tarif edemediğimiz, nasıl kullanacağımızı, toplumsal yarara nasıl dönüştürebileceğimizi, sıradan bir insanın Soma madenine girmezden önce alınması gerekiyor. Bakın biraz önce söylediniz. Onu biraz açalım. Çünkü kaza siz öncesi baş müfettiş gidiyor ve kusursuz diyor. Arkasından bu kaza. Şimdi burada bakın, bu baş müfettişin tutumu sanata hayırdır. Yani sanat felsefesizliğin, din kavramının, vicdan kavramı ve işte ilahi insanın kendisiyle hesaplaşımı. Mutlaka bu şahıs da dinlerdi. Nasıl bunu yapabildi? Nasıl böyle bir rapor verebildi? Demek ki tek başına din kavramı yetmiyor. Bu insanın, artık çağımız insanın, tıpkı Rönesans'tan sonraki Avrupalı Hristiyan'da da olduğu gibi. Ama zaten bunu doğrudan dolayı Hristiyanlıkla da ilgili değil. Bunu biraz daha, 3 dakikamız var. Hı-hı. Ayrıntılı açarsanız bu 3 dakikada sevinirim. Çünkü sizin o ifadeniz çok önemli benim için. Soma'nın yanıtını diyor, işin sanata yönelik, işin felsefesinin yok edilmesini de arayın diyor. Tabii. Soma buradadır diyor. Ben öyle diyorum. Biraz çünkü açabilir misiniz? Bakın bunu? Sanata evet de biz bir felsefeyi kanıtlamaya çalışıyoruz. Oluşturmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bence Gezi'nin özünde de sanata evet vardı. Soma'da yaşanan hatada da sanata hayır vardı. Çünkü eğer özenli yaşamayı bir disiplin olarak benimsemiş, insana değer vermeyi bir disiplin olarak benimsemiş bir toplum ve siyasi anlayış söz konusu olsaydı, o madenler önceden çok iyi denetlenirdi.
Bu baş müfettiş böyle bir rapor veremezdi. O maskeler öyle bozuk çıkamazdı. O yaşam odaları kullanılırdı. O insanların yemesi içmesi. Şimdi maskeyi açarsan diyor. Keserim maaşını. Maaşının yarısı. Yani zaten demek ki 800 lira maaş alıyor. Çünkü o seçeceğin miktar 300-400 lira civarında bir miktar. 800 lira. Peki bu adam ne yiyor ne içiyor? Kaloriferin gazlı değil şey, kömürlü olduğu dönemlerde hatırlarsanız apartmanlarda kapıcılar günde 2 şişe süt içmek zorundaydı. Evet. Bu maden işçilerinin buna benzer mesleki hastalıklarına karşı ne tür tıbbi önlemler alınıyor? Nasıl insani şartlar? O kadar da naif insanlar ki madende çalışanlar. Ben zaman zaman tanıştım, görüştüm. Son derece kendi hayatlarında yani o ölümle burun buruna olmaktan gelen bir naiflik var ve insan sevgisi var. Olmuşluk var. Olmuşluk var. Yani size ne varsa ellerinde ikram etmeye çalışırlar. Son derece sıcak insandırlar. Ama o insanlara onların insanca yaşama olanaklarını sağlayacak, yani sanatlı bir kaliteyi oluşturacak bir ön yaşam sunulmuyor. Sunulmadığı için Sayın Başbakan mı söylüyor bunu yoksa danışmanları mı söylüyor? 1907'lerde İngiltere'de de oldu bu diyor. Sonra İngiltere'deki yetkili çıkıyor diyor ki evet 100 yılı aşkın bir zaman geliyor. O zamandan beri olmuyor diyor. Mesela biz bakın burada da algı yanılması yaşıyoruz. Biz bunu bir başbakan, bir ülkenin siyasi yönetiminde gerçekleştiren, devletin siyasi yönetiminde erk olarak görev almış bir şahıs, o vergiyi ödeyen insanlara, o devleti var eden insanlara bu işin fıtratında var. 100 yıl önce İngiltere'de oldu derken esas da kendi tutumunu ve anlayışını ortaya koymuyor mu? Adres ben değilim diye. Evet. Yani bu işte sanata hayırın tümü. Sayın Levent, süren bitti ama çok güzel bir tartışma bu. Bir cümleyle şunu almak istiyorum. Bu bir Rönesans'sa, Türkiye'nin Rönesans'ıysa, bizi birkaç cümleyle özetlerseniz, yarın ne bekliyor? Eğer doğru sınav verirsek. Vallahi bu içinde bulunduğumuz dönemde yani yaşadıklarımız yaşamamamız gereken şeyler ama hala onları yaşamaya davet devam ediyoruz ve ben bunun şaşkını içerisindeyim. Bu yaşamaya devam etme biçimi nereye kadar gider kestiremiyorum. Çünkü esası olmaması gereken bir süreç. Artık uzatmaların olmaması gereken bir sürecini yaşıyoruz. Fakat bu süreç nereye kadar giderse gitsin durduğu bir yer olacaksa ondan sonra bir yeniden yapılanma, bir restorasyon dönemi olacaksa burada Türkiye insanın sanat felsefesini bir ortak akıl olarak benimsemesi için gereken neyse onun yapılması gerekir. Bu ortak akılın sonrasında tiyatro yapmak, bu ortak akılın sonrasında sanayi endüstriye kalkınmayı planlamak gibi, resim yapmak gibi, yani ekonomiyi planlamak gibi, efendim heykel yapmak ama borsaya da bakmak gibi, yani disiplinlerin birbirleriyle olan ilişkisini sanat felsefesinin özeniyle bunu bir, yani din olgusu yine duracak bir tarafta ama sanat felsefesinin olması ki Hristiyanlık bunu kendi bünyesinde yaptı ve Hristiyanlık da yok olmadı değil mi? Hı-hı. Hristiyanlık diye bir din hala var. O halde demek ki dinin yanında başka disiplinlerin de insanları geliştirmesi ve kendi kişilik anlayışlarını ve toplumsal ortak akla hizmet etmeleri sağlayacaksa bu sanat felsefesidir. Bu felsefenin oluşması zorunludur. Bizim toplumumuz ilericisi, aydını vesairesi bile hala bunu tali bir iş gibi görüyor ve büyük bir hata yapıyor. Esasında bence sanatı toplumsal olarak bir felsefe olarak şeklinde benimsediğimiz zaman biz birçok konuyu çözümünü de bulacağız. Çünkü bu yaratıcılığı da birlikte getirecek. İnsanın lehine yaratıcılığı da birlikte getirecek. O zaman çözüm arayışlarımızda da sonuç alacağız. Bu bakış açısını yakalamadan da zaten çözümü konuşmak maalesef, mümkün değil. TOBA Başkanı, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Sayın Taner Levent. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Ben çok teşekkür ederim. Çok kırılma anında çok önemli bir şey anlattınız bize. Çok sağ olun efendim. Ben de size çok teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Ekopolitik programında bunu konuşmak ve sizin de bu çok kısa gibi görünen bu zamanda bu kadar anlaşarak bu programı gerçekleştirmekten az sayıda mutluluk ve sevinç duyduğum bir iş olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Onur duydum efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, gerçekten eğer bir bakış açınız yoksa, yani göremiyorsanız sadece bakarsınız. Sanat bunu tetikleyen noktalardan biridir. Türkiye'ye veya bir ülkeye bakış açısı getirir. Eğer bir bakış açınız varsa tiyatroda
müthiş işler yapabilirsiniz. Bir bakış açınız varsa Ar-Ge yapabilirsiniz. Bakın hem ekonomik hem siyasi hem sanatın alt kollarını oluşturan meslekler, hangisini konuşursanız konuşun, bakış açısı için sanatı konuşmak zorundasınız. Yoksa her önüne gelene sanatçı dersiniz ama Sayın Levent'in dediği ifadeyle sanatçı diye bir meslek yok. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.